Bir gece yarısı hocanın evi önünde, birileri kavgaya tutuşmuş pataküte. Mahallede kim var kim yok dökülmüş dışarı. Hoca uyanıp kaldırmış yastıktan başını. Kulağına takılmış uzayan şamataya. Hiç uyuyabilir mi kavgayı duyan hoca? Fırlamış yatağından çıkmak için sokağa. Üşümemek için de sarılmış yorganına. O anda karısı da gürültüye uyanmış. Hocanın da dışarı çıkacağını anlamış. Kadıncağız da uyku mahmurluğu içinde. Nene lazım karışma el alemin işine. Gece yarısı çıkma dışarı yat yerine. Hatuncağız böyle demiş demesine. Hoca hiç aldırmamış, kapılmış mı meraka? Olanlara durur mu asla bağlasalar da? Hoca daha bir sıkı sarılmış yorganına. Merdivenden hemen inip çıkmış sokağa. Şöyle bir bakayım demiş sağına ve soluna. Toplanıvermiş birçok insanı etrafına. Ne oldu bitti diye sorana kadar hoca. Üstündeki yorganda gitmiş kim vurdu ya. Ne alan ne de kaçan belliymiş karanlıkta. Ara ki bulamazsın kimseyi bu kargaşada. Dağılıvermiş mahalle halkı birdenbire. Hocanın etrafında da kalmamış hiç kimse. O an şaşkına dönmüş bir garip olmuş hoca. Ne yapsın dönmüş eve ardına baka baka. Karısı da hocayı üzgün halde görünce. Oğlanı merak etmiş sormuş ona endişeyle. Hayrola kavganın sebebi neymiş efendi? Öğrenebildin mi bari şu olanı biteni? Hoca şaşkın sallamış çaresizce başını. Ve sonra da söylemiş muzip sesle şunları. Hatun bizim yorganmış bu kavganın sebebi. Ne olacak yorgan gitti kavga bitti. Ne olacak yorgan gitti kavgada